Bu işte bir yamuk var abla. Cemo'yu Tufa'ya getiren o muhasebeci. Parayı havale ettikleri Suruç'taki o herif baksan dünyadan habersiz Allah'ın garibi. Bizim bunlarla ne işimiz var? Üstelik de hepsi kayıp. 10 trilyon. Bir kooperatif muhasebecisinin çapını aşar bu iş. Bana kalırsa birileri hazırlığını yapmış bekliyordu bu işi. Günü saati gelince bastı düğmeye şerefsizler. Şimdi de işin yoksa ayıkma pirincin taşını. Aklıma takılan Beyto. Benim de. Bir emin olabilsem. Görmedin mi? Mesele patlak verince fırsatı ganimet bilip kabara kabara attı kendini ortaya. Ya da başından beri işin içinde hep o vardı. Zeyno ana. Evet. Avukat Remzi Bey geldi. Bekletme, al içeri. Tamam. Buyurun. İyi günler. Merhaba Remzi Bey, buyur otur. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kızım bize bir kahve yap. Tamam Zeyno ana. Hayrola Remzi Bey, telaşlısın. Bazı gelişmeler var. İyi mi kötü mü? İyi sayılır. Ya hemen söyle. Yeni belgeler var. Hadi bakalım. Kütüphaneci kızdan ne haber? Beren. Her ne kaspaysa. Garip bir kız. İçe kapanık. Ürkek. Ağır bir yükün altında ezilir gibi. Hani hiç bilmeyen biri sorsa bu kız kimin kardeşi olamaz diye doğrudan Şano gelir aklına. Bildiğim bir tek şey var. Şano'nun gölgesi nereye düşmüşse melanet orada pusuya yatmış bekler. Kız sahiden masum olabilir ama zaten bizim üst Elif'ten teyminde... daha masumu var mıydı? Tanıdığım son masum insandı o. Öldüğü gün hepimiz birden olduk. O günden beri de hala ölüyüz. Unuttun mu yoksa? Düşünmen icap eden o kızın ne kadar masum olup olmadığı değil. Kızın abisinin Şano olduğu. Sen sadece bunu düşün. Sadece bunu. Çay içmek isteyen? Makbule geçer. Buyur Reşo amca. Bu çay niye açık böyle? Öyle olması gerekiyor. La havle. Hayır Reşo amca. O değil. Senin kekin bu. Kolesterolü düşük kepekli undan. Yağsız undan. Tatlandırıcı var içinde. Oho çattık ha. Sızlanmak yok Reşo amca. Bypass olana kadar böyle. Hadi ye. Harika. Bunun hepsini yiyeceksin Reşo amca. Afiyet olsun. Murat. Oğlum bu kız bana ağız tadıyla bir akallık yaptırmayacak ha? Bence o ne yaptığını gayet iyi biliyor baba. Yıkıl karşımdan hain evlat. Her şeyi de çok iyi bilirsiniz ya. Hadi babacığım, sen ye kekini. Buyurun, afiyet olsun. Sağ ol. Ne zamandır buradasınız, bu kütüphanede? 3 yıl oldu. Memnun musunuz? Evet, kitaplarla aram hep iyiydi. Nerede oturuyorsunuz? Emniyet Caddesi'nde. Ailenizle mi? Hayır, yalnız başıma. Aileniz hayatta mı? Yok. Çoğunu kaybettim. Affedersiniz, ben de amma sordum değil mi? Rica ederim, önemli değil. Hem ben artık yerime gitsem iyi olacak. Tabii. Bakar mısınız? Bizim 2 çay vardı. Lütfen, lütfen izin verin ben ödeyeyim. Peki, teşekkürler. Bir dahaki sefere sıra bende ama. Anlaştık. Sağ ol. Sağ ol. Eyvah!
Of! Yine mi sen? Alacaklı olan insanların paraları ödenecek. O insanlar güvendi bize. Alın terini, rızkını emanet etti. Adaletin tecellisini beklemek gerekirse biz bekleyeceğiz. Ama onları bekletmeyeceğiz. Başımıza o malum felaket gelmeyeydi, başkanlığı ben alacaktım. Cem onun başkan olmasını da ben teklif ettim sana. O sebepten ki bu iş sadece Boyatlıların meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu hepimizin derdi. Hepimizin namusu, hepimizin tasası. Bak Reşua. İnat etme, lafımı dinle. Köylüye parasını ödeyelim. Nakitten yana tasası olmasın. Ne mi var, ne yok senin? Aa, sağ ol ama olmaz. Yahu sağ ol, mağ ol, bırak bu lafları. El birliği edip hele şu belayı bir def edelim başımızdan. Biz çaresine bakarız ağa. Henüz o kadar ölmedik. Bir sefercik evet desen olmaz değil mi? Huyum kurulsun. Nasıl huysa. Cemo'ya selam. Bırakmasın kendini. Duruşmadan çıkınca da haber verin. Neyse, ben kalkayım. Ben de seni yolcu edeyim. Hayırdır bu saatte? Alo efendim. Baba. Geliş. Baba. Geliş, kızım. Kızım iyi mi sen? Bilmiyorum. Ben iyi değilim. Ne var, ne oldu Geliş? Bir terslik mi var kızım? Yapamıyorum baba. Burada yapamıyorum. Boğuluyorum. Siz yoksunuz. Çocuğum yok. Ben sahiden delireceğim baba. Kurtar beni buradan. Çabuk kurtar. Yalvarırım baba lütfen. Geliş kızım dayan. Seni çok özledim baba. Seni çok özledim. Dayan Geliş. Çıkaracağım seni oradan. Nasıl bilmiyorum ama çıkaracağım. Birlikte olacağız gene kızım. Affet Kemal Ağa. Reşua. Reşua. Kaldır başını. Kaldır. Mazi hepimizin kalbinde yara olsa da artık öyle bir yerdeyiz ki gölgesi bugüne düşmemeli. Ben anladım seni. Birbirimizi anladık. İnan bana Reşua, kardeşim Kemal. Kemal Ağa da anlamış mıdır? Şüphen olmasın. Zeliha için, kızın için ne gerekirse yaparım. Sakın bir yerden bir laf gelir mi diye düşünme. Ben senin yanındayım Reşua. Sana getireceğim çocuk. Seni anasız koymayacağım. Kızımı babasız bırakmayacağım. Zeliha baba dediğinde, baba beni kurtar dediğinde bir mızrak saplandı aha şurama. Onun için elinden geleni yaptım baba. Sahi mi? Yetti mi sence? Zeliha benim de canım. Göz bebeğim. Ama onu dert ederek, yani haddinden fazla kendine bu kadar yüklenmeni istemiyorum. Bu içimi acıtıyor. Anlıyor musun baba? Ben bir babayım. Ve benim kızım dünyanın öbür ucunda deliler arasında. Neyi anlayacağım ha? Neyi? Orası bir hastane baba. Zeliha sağlıklı biri olduğu için gönderilmedi oraya. Ayrıca kardeşimin masum biri olmasını ben de en az senin kadar isterdim. Ama adalet denen bir duygu hala varsa... Ne adaleti? Başlarım adaletinden. Ben mi dağıtacağım bu dünyada adaleti? Baksana şu ellerime. Çok mu temiz? Gelişin ellerinden daha mı temiz? Ben değil miyim 35 senedir Kerimoğlu acıyetinin üzerinde esip gürleyen, sırasında Azrail kesilen. Ama ben dışarıdayım, Geliş içeride. Adalet bu mu oğul? Bu mu? O defterleri kapatalı çok oldu baba. Bizim defterimiz kapanmışsa çaresi yok, Zeliş'in defteri de kapanacak. Değil mi ki kızım, baba beni kurtar diye feryat etmiş. O feryadı duymamak olmaz oğul. Mümkünü yok olmaz.
Bana avukatı çağır. Hemen görüşeceğim onunla. Avukat? Evet. Selçuk'u kurtarmak için ne icap ederse yapacağım. En iyi hukukçuları tutacağım. Baba, ne olur biraz sakin ol. Sakin olmak istemiyorum. Ben kızımı isteyeyim. Seni, kızımı, torunlarımı, hepinizi. Hepinizi yanımda isteyeyim. Hasret çekerek olmak istemiyorum. Hasretlik canıma yetti oğlum. Babayı anla. Anla babayı. Anlıyorum baba. Anlıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum. Öyle şeyler yaptın ki sen, müthiş şeyler. Değişmek gibi. Bambaşka biri olmak gibi. Yoksa Zeliha şu ana kadar çoktan ölmüş olurdu. Ben babam olduğun için gurur duyuyorum. Efer beni. Gurbet yer.